Evet arkadaşlar merhaba bugün 5. sınıf map yayınları sayfa 110'daki sıra sizde kısmını çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzda arkadaşlar başlıyoruz. Aşağıda verilen sayıların istenen kesir kadarını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bu sorularda şekil çizerek yapıyoruz. 39'un 2 bölü 3'ü istenmiş. 3 parçalık bir kısımdan 3 parçaya böldüğüm bir kısımdan 2 tanesini istiyor arkadaşlar tamamı 39 olduğuna göre tamamı 39'u temsil ediyor arkadaşlar. 39'u 3'e bölerek bir parçanın değerini bulabiliriz. 39'u 3'e böldüğümüzde 3 defa kalan 0. Her bir parçanın değerini 13, 13, 13 olarak buldum. 2 tanesini istemiş. 2 tane 13 lazım bize arkadaşlar. 13 çarpı 2 ne yapar arkadaşlar? 3 kere 2, 6, 2 kere 1, 2. Yani 39'un 2 bölü 3'ü 26 çıkmış oldu arkadaşlar. 3 parçayı önce 39 3 parça olduğu için 3'e böldüm. 1 parçayı buldum. 2, 2, parçasını istediği için 2 ile çarptım. 26 olarak cevabım çıkmış oldu arkadaşlar. İkinciyi i̇kinci, ikinci B'yi yapıyorum arkadaşlar. 150'nin 3 bölü 10'u. 10 parçalık bir şeklim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, bir parça daha alalım arkadaşlar. 12, 4, 6, 8, 10 parçalık. 3 tanesini istemiş bizden. Tamamı 150 ise bunun arkadaşlar. 150'yi 10'a bölerek bir parçayı bulabilirim. 150'yi 10'a böldüğünüzde ne çıkar arkadaşlar? 10 çıktı. Kalan 5. 5 defa kalan ne olur arkadaşlar? 50 kalan 0. Yani 150'yi 10'a böldüğünüzde 15. Her bir parçanın değeri 15 çıktı. Her bir değer 15. Hızlıca yazalım şöyle. 15, 15, 15, 15'miş. Bize 3 parça istedi. 3 bölü 10 dediği için 3 parça istiyor. 1, 2, 3. 3 tane 15. 15 ile 3'ü çarparsak cevabı bulmuş oluruz. 15 kere 3. 5 kere 3, 15 elde var 1. 3 kere 1, 3 elde var 1. 45 çıkmış oldu. 150'nin 3 bölü 10'u da 45 çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu soruları şekil çizerek e, modelleyerek yaparsanız kolaylıkla cevaba ulaşmış olursunuz. A ve B'yi çözmüş olduk arkadaşlar. İkinci sorumuza geçtik. Tolga 50 sorunun sorulduğu bir sınavda soruların 1 bölü 5'ini yanlış cevaplamıştır. Tolga'nın kaç soruyu yanlış cevapladığını bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi Tolga 50 sorunun sorulduğu bir sınavda soruların 1 bölü 5'ini yanlış. Bakın Yine şeklimizi çıkıyor, çiziyoruz. 5 parça olacak. 5 parçalık bir şeklin bir parçasını yanlış cevaplamış. Şimdi tamamı ne arkadaşlar? 50 soru. Tamamı 50 soruysa bir parçayı bulmak için 50'yi 5'e bölmem lazım. 50'yi 5'e böldüğünüzde her bir parçanın değerini 10 olarak bulmuş olduk. Bize de zaten bir parça istiyor. Yanlış yaptığı kısım sadece bir parçaydı. O zaman 10 tane yanlışı var gördüğünüz gibi. Tolga'nın 50'nin 1 bölü 5'i 5 parçadan bir tanesini istediği için 10 soruya yanlış cevaplamış. Cevabımız ikinci soruda 10 olarak çıkmış. Oldu gördüğünüz gibi. Üçüncü sorumuza geçtik arkadaşlar. Bu soruları hep modelleyerek çözeceğiz. En kolay çözüm yöntemi budur arkadaşlar. 120 kilogramlık domatesin 3 bölü 8'i satıldığında geriye kaç kilogram domates kalır? Şimdi 8 parçalık bir şekil aldım. 3 4 5 6 7 ve 8 2 4 6 8. 3 3 parçası satılmış. Şimdi 120 8 parça temsil ediyorsa 120'yi 8'e bölerek her bir parçanın değerini buluruz. 8'e böldüğünüzde her bir parçanın değerini kaç buldunuz arkadaşlar? 15. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 olarak buldunuz. 3 parçası satılmış. Yani 15 tane 3 tane 15 satılmış. Çarparsak 5 kere 3 15 elde var. 1 45 kilogramı satılmış. Geriye kalanı sordu bize arkadaşlar. 120 kilogram domatesim vardı. 45 kilogramı satıldı. Geriye kaç kalır? 120'den 45 çıktığında 75 kilogram domatesimiz geriye kalan kısmını oluşturacak. Gördüğünüz gibi modelleyerek yaptığınızda hata yapma olasılığınız azalır arkadaşlar. Direkt işlem yapayım derseniz 8'e bölüp 3 ile çarparsanız yine çıkar sonuç ama modelleyerek daha garanti çözümler karşımıza çıkar. Cevabımız 75 çıkmış oldu. Dördüncü sorumla devam ettim. 80 sayısının 5 bölü 8'ini yandık ki bulan bir öğrencinin çözümünde hata var mıdır? Varsa düzeltiniz demiş. Şimdi Yine bizim normalde yapacağımız işlem neydi arkadaşlar? 8 parçalık bir şey alıp 3 4 5 6 7 ve 8 parçalık 9 parça oldu galiba arkadaşlar. Bu 6 8 şöyle yapalım. Bir parçasını silelim. Evet. 2 4 6 8 parçalık bir parça aldık. 5 parçasını istemiş bizden 3, 4, 5 parçası. 80 sayısının 5 bölü 8'i normalde bu ifade. Bunu nasıl bulurduk arkadaşlar? 80 önce 8'e böler. Çıkan sonuçla da 5'i çarpardık. Ve 80'in 5 bölü 8'ini bulmuş olurduk. Yani önce 80'i 8'e bölmesi lazım. Sonra çıkan sonuçla 5'i çarpması lazımdı. Ve cevabın 50 çıkması gerekirdi arkadaşlar. Yukarıda önce 5'e bölmüş sonra 8'e çarpmış. Bakın biz 8'e böldük 5'e çarptık. o tam tersini yapmış. Hata var arkadaşlar. Normal olması gereken işlem burada yazılı. Önce 8'e bölmesi gerekir sonra 5'le çarpması gerekiyordu. Yukarıda hata var. Biz düze düzeltilmiş halini doğru halinde altına yazmış olduk. Cevabımız aşağıda var arkadaşlar. 5'in sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda basit kesir kadar verilen çokluların tamamını bulunuz. Bakın bu soru biraz daha farklı soru arkadaşlar. Çünkü bu sefer tamamını vermedi. Bu sorulara daha dikkat etmeniz lazım. Bunu kesinlikle çizerek yapmanız gerekiyor. 6, 5 bölü 6'sı 75 olan sayı bakın. 6 parçalık bir şekil alıyorsunuz. 3, 6 parçalık. Bunun 5 bölü 5 parçası 75'miş. Bu sefer tamamını vermedi. Dikkat ederseniz 5 parçası 75'miş. 5 beş parçası 75 ise 75'i 5'e bölerek bir parçayı bulabilirsiniz. Ne yapıyor arkadaşlar? Her bir parça 15 çıktı. Her bir 15 ise bize tamamını sorduğu için 5 parça değil 6 parça bakın tamamı. 15 ile 6'yı çarparsak tamamını bulmuş oluruz. Tamamı 6 parça olduğu için 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 1 6 3 ekledim 90. Tamamı kaç çıktı bakın sayının 90 çıkmış oldu. 5 bölü 6'sını verdi. O yüzden 75'i 5'e böldüm. Çıkan sonuçta sonuçta tamamını istediği için 6 ile çarptım. 90 cevabına ulaşmış olduk. Bu 5. soru diğer sorulardan farklıydı. Ona dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. B'ye geçtim. Yine aynı ifade arkadaşlar. Sayının tamamını değil 3 bölü 7'lik kısmını vermiş. 7 parçaya böldüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7, 2, 4, 6 ve 7 parçaya böldüm. 3 parçası 66. 3 parça 66 ise bir parçayı bulabilirim arkadaşlar. 66'yı 3'e böldüğümüzde her bir parçanın değeri 22 olarak karşımıza geldi. Bize tamamını sorduğu için tamamı kaç parça? 7 parça. 22 ile 7'yi çarpmam lazım yani. 7 kere 2 14 elde var 1. 7 kere 2 14 elde var 1. Yani sayının tamamı neymiş? 154 olarak karşımıza çıkmış oldu. B şıkkında da bu sorulara ekstra dikkat arkadaşlar. Çizerek yaparsanız en mantıklı çözüm o olur. Bütün soruları çizerek modelleyerek göstermiş olduk ve cevaplarımızı verdik. Altın sorumuza devam ediyoruz. Murat maaşının 3 bölü 11'ini arkadaşına borç vermiştir. Borç verdiği miktar 900 lira olduğuna göre Murat'ın Murat maaşı kaçtır demiş arkadaşlar. Borç verdiği kısmını verdiği için bize Yine 11 parçalık bir şekil alacaksınız. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 parçalık bir şekil aldım. 3 parçasını borç vermiş ve bu 3 parça 9 liraya eşitmiş arkadaşlar. O yüzden 9 lira 3 parçası 1 parçayı bulmak için 9'u 3'e böldüm. Ve cevabım 300 çıktı. Her bir parça 300'müş arkadaşlar. Bize diyor ki tamamı lazım. Tamamı kaç parça? 11 parça. O zaman 300'de 11'i çarpmamız lazım. Çarparsak arkadaşlar ne çıkar cevabımız? 3 kere 11 33. 2 tane 0 eklenecek. 3300 TL Murat'ın maaşı varmış. Gördüğünüz gibi nasıl yaptık arkadaşlar? Bu sefer yine yukarıdaki 5. soru gibi arkadaşlar belli bir kısmını vermiş bize. Sadece borç kısmını vermiş. 3 parçayı 900 lira olarak vermiş. 9'u 3'e bölerek bir parçaya buldum. Tamamını istediği için 11 ile çarptım ve 3300 TL olduğunu bulmuş olduk arkadaşlar. Altın soruda. 7. soruyla devam ettim. Bir bahçenin yarısı çiçek dikmek için ayrılmıştır. Çiçek dikmek için ayrılan kısmın 3 bölü 5'ine gül dikilmiştir. Gül dikili alan olan alan 630 metrekare olduğuna göre bahçenin tamamı ne kadardır? Bakın yine çizerek yaparım. Bir bahçe var. Bahçe tam ortadan ikiye ayrılmış. Yarısı çiçek dikmek için ayrılmış. Bu çiçek dikmek için ayrılan kısmında 3 bölü 5'ine gül dikilmiş. Yani 5 parçaya ayrılmış burası da. 2, 4, 5 parçaya ayrıldı. Ve 3 parçaya bu parçaya gül dikildi. Gül dikili alan 630. Yani şu 3 parçalık kısım 630'muş arkadaşlar o zaman bir parçasını ben bulabilirim 630 parça 630 metrekare 3 parçaysa 3'e böldüğümde 3 kere 2 6 bir defa 0'a indik 210 her bir parça 210 çıktı arkadaşlar burası 210 burası 210 burası 210 burası 210 burası 210 o zaman tamamını şuraya bulabilirim. 3 parçayı bu vermişti. 1 parçayı buldum. 5 parçayı bulabilirim. 210'u 5 ile çarpmam lazım arkadaşlar. Çarptığımızda 5 kere 1 5. 5 kere 2 10. 1050 çıktı. Yani şuranın tamamını şu an bulmuş oldum arkadaşlar. Ne kadarmış? 1050. Yarısı 1050 ise diğer yarısı da ne olur arkadaşlar? Diğer yarısı da. 1050 olacaktır. Gördüğünüz gibi yarısı 1050 ise diğer yarısı da 1050. Bize bahçenin tamamını sordu. 1050 ile 1050'yi toplarsanız 0 10 1, 2 2100 metre kare bahçenin metre kare bahçenin alanını bulmuş olduk arkadaşlar. Bakın ta Çizerek en kolay arkadaşlar. Çizdiğinizde sorunun mantığını ve bütün verileri yazdığınızda rahatlıkla çözmüş olursunuz. 7. sorumuzun cevabı da 2100 çıktı. Güzel bir soruydu 7. soru. Bunu çizerek güzelce anlatmış olduk arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. 8. soruyla devam ettim. Melek 320 sayfalık kitabın ilk hafta 3 bölü 10'unu, ikinci hafta ise kalan sayfaların. Bakın burada kalan sayfaların demesi önemli arkadaşlar. O yüzden önce 3 bölü 10'unu bulmamız lazım. 320 sayfanın 3 bölü 10'u. 10 parçalık bir kısım var. 4, 5, 6, 7, 9, 10. 10 parçanın 3'ü bitmiş. 320'nin 3 bölü 10'u yani 320'yi 10'a böleceğiz. Tamam 320 olduğu için 10'a böldüm. 3 defa arkadaşlar. 2 defa her bir parça 32 buldum. Her bir parça 32 çıktı. Şimdi diyor ki 3 parçası bize lazım. Şuralara da hızlıca yazalım. 32 32 32 diye devam ediyor. 3 parçasını okumuş. Yani 32 ile 3'ü çarpmamız lazım. 6 96 sayfasını okumuş. 320'den 96 sayfayı okudu. Geriye kalan dediği için önce 320'den 96 sayfayı çıkarmam lazım. Çıkarsak arkadaşlar 100 sayfa olsaydı 220 sayfa kalırdı. 224 sayfası kalmış oldu o zaman. Gördüğünüz gibi 230 320 eder. Doğru. 224 sayfası geriye kaldı. Kalan 224 buraya kadar ki işlem bitti. 224 sayfanın da kalan sayfaların 1 bölü 4'ünü okudu. Şimdi 4 parçalık bir şekil çizdim. Bu bir parçayı okumuş. 224'ün 4'te birini bulmam lazım. 224'ü 4'e bölüyorum. 5 kere 4 20. 6 kere 4 24. Kalan 0 oldu. Yani Dörtte biri 56. 56 sayfayı da ikinci gün okudu. İkinci hafta okudu pardon. ilk hafta e, 96 sayfa okumuştu. İkinci hafta 56 sayfa okudu. Okumadığı sayfa sayısı. 224 sayfa kalmıştı. 56 sayfa daha okudu. 224'ten 56'yı daha çıkarırsak kalan sayfaları bulabiliriz. 14'ten 6 çıktı. 8. Burada 1 kaldı. 11'den 5 çıktı. 6 e, ee, burada bir kaldı 168 sayfa oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi 168 sayfalık kısmı henüz okumadı 168 sayfa kaldı okuduğu kısım 96 ve 56 sayfayı okudu birinci hafta 96 ikinci hafta 56 okudu kalan sayfa ise 168 sayfalık kısmı duruyor yine 8 sorumda güzel bir soru arkadaşlar kalan sayfaların dediği için oraya dikkat etmeniz gerekiyor Umarım bu 8 soru anlaşılmıştır. Anlaşılmayan yerleri yorum kısmından tekrardan bizlere sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.